Arkadaşlar selamlar. İlk 4 videodan umarım memnun kaldınız. 5. videomuz. Hangi yıllara gelmişiz? 35 senelik bir kariyer olunca hafızayı zorlamak biraz da hoşuma gitti açıkçası. Umarım faydalanacaksınız bunlardan. 2009-2012 arası. IPU Pro olduktan sonra anabolik steroidler, growth hormonu ve insülinle tanışmam. 5. Yani 2009'a 2012'si insülinle de tanışmışız. Aldığım notlara göre bu şekilde. 2009 yılında IFBB Pro oldum. 2009'a kadar yoğun bir çalışma temposu. 4 tane yarışma yaptım. İnternasyonel Almanya, Kuzey Almanya Şampiyonası, Loaded Cup ve Body Exam yaptım. Body Exam modelinin çok popüler bir yarışması. Açık siklet yarışılıyordu. 4. oldum. Kuzey Almanya Şampiyonası'nda 1. oldum. İnternasyonel Almanya Şampiyonası'nda hakkımı yediler, 4. oldum. Hakkımı yediler, ne moda yaşım. Hakkımı yediler, 4. oldum, şaka şaka, 4. oldum. Hani yarışmasıydı, IP Loaded Cup'ta da 3. oldum. Bu da sıkı, prestijli bir yarışmaydı. Daha evvelden de Babba'da dünya şampiyonluğum olduğu için bununla ilgili bir başvuruyla IP Pro Card için başvurdum. Rafael Santonio sağ olsun bunu onayladı. Amerika'da imzalandı. Aidatımızı yatırdık ve 2009 yılında IFBB Pro olduk. IFBB Pro olduktan sonra diyeceksiniz ki ne değişti? IFBB Pro olunca farklı bir ilaç mı kullanıyor? Farklı bir statüye mi geçiriyor diye soracaksınız. Tabii ki yine 2009 yıllarında Don Quixote gibi soracağım hiç kimse yok. Bilgi alacağım hiç kimse yok. Google'da o zaman çok fazla bir tanışıklığımız yok. Oraya yazalım, çizelim, oradan bize geri dönsün. Yine bir knockshot'luk yapıp buradan kuşandık. Amerika'ya gidip 3-4 tane yarışma yaptık. İlk 15'e kalamadık, döndük. 37 yaşında kazanmış bir pro kart. Ondan sonra sponsorluk desteği, o dönem başka markalar dedim. Sponsorluk desteğim vardı, karşıladılar. Hiçbir sıkıntım yoktu açıkçası. Bütün maddi manevi gelirim, giderim, yol param, her şeyi hazırlanacak. Hem sponsorum vardı açıkçası, hem de kendi gelirim de oldukça iyiydi. Zaten tek başıma da bunları karşılayabilirim. Ama sponsor karşıladı, gittik. Neler yaptık peki giderken? Açıkçası IPU Pro olduk diye gaza gelip dozajları böyle inanılmaz şeylere çekmedik. Ama testosteron kullanımı artık 1-1,5 gram arasında seyrediyordu. Yani haftada 1 gram testosteron alıyordum. Bazen 1500 gram testosteron alıyordum. Bunun yanında 600 mg boldenon, 400 mg trenbolon enantat ve 100 mg dianabol aldığımda dönemler oldu. Biraz gaza gelmişiz demek ki. 800 ünite civarı da genotropin alıyordum arkadaşlar. O zaman şey de çıkmıştı, bu hagetropinler çıkmıştı, Çin işi, Japon işi. O zamanlar çalışıyordu tabii, daha sonraki bir karbonat yoktu işlerinde. Kullandığınız zaman müthiş etkiler alıyordunuz. Tam anlamıyla bir dev oldum diyebilirim. Yani o döneme göre bir dev oldum. 2009-2012 yıllar arasında bu dozajlara çıktım. Konsantrasyonum tabii ki hedefim büyüdü. Yaşım 37. Artık iyice olgunlaşmışım, tecrübelenmişim. Ama neyimiz eksik? Her videoda ne diyorum yıllardır? Bilgi eksik. Beni yönlendirecek tecrübeli etrafta bir kişi bile yok. Yani o dönemler ben 37 yaşıma rağmen başımda bir Serdar Aktaş olsaydı her şey çok farklı olurdu. Kendimin antrenörünü her zaman takdir etmişimdir. Bunu da yüzlerce sporcudan zaten duymuşsunuzdur, dinlemişsinizdir. Elimizin değmediği, faydamızın olmadığı, başarılı olan, şu anda sizin belki hocanızı yapan bütün sporcular Serdar Aktaş'ın sınıfından geçmiştir arkadaşlar. Geçmedim diyen çarpılır. Yani 2-3 kişi vardır onlar hariç. Mutlaka bir faydamız olmuştur A'dan Z'ye herkese. Neyse gelelim asıl konumuza. 2009-2012 arası küllerimiz dediğim gibi gelişti. 1-1,5 gram kadar testosterona çıktık. Gaza gelmişiz demek ki. 600 mg boldenon, 400 mg testosteron, trenbolon enantat ve 100 mg dianabola kadar çıktığım 8 ünite growth kullandığım bir dönem. Dediğim gibi dev yoğunmuştuk, güçlenmiştik ve insülin tecrübem. Bu küre bir de antrenmandan bittiği zaman insülin tecrübemi de hemen size paylaşayım. En zararsız olacak şekilde kullandım. Bana göre
antrenmandan sonra kısa etkili insülin unutmuşum olup Humulin'e oluyordum. Humulin'e olduktan sonra bu 5 üniteydi. Sadece 5 ünite oluyordu. 5 ünite oluyordum, üstüne 50 gram ya da 100 gram civarı. O anki antrenmandaki şiddetin beni yönde yıpratına göre 50 ya da 100 gram Vitargo mu içiyordum. Vitargo olmazsa olmazımdı insülin kullanırken. Aradan yarım saat sonra da öğünümü yiyordum. Bu şekilde devam ediyordum. İnsülin ve bu kombinasyon beni gerçekten çok büyütmüştü. Bu insülini antrenmandan sonra 5 üniteyle başladım Humulin Re'ye ama yarışma zamanı yatmadan önce de cesaret edip bir 5 ünite daha olmaya başladım. Yani son öğünümü yiyordum. Hemen akabinde 5 ünite daha olup bundan sonra growth hormonu olup yatağa girdiğim dönemleri hatırlıyorum. Sabah inanılmaz pump kalkıyordum, inanılmaz vasküler kalkıyordum. Adenimin doluluğu inanılmazdı. Karbonhidrat artık tamamıyla öğrenmişiz. Günde 600 gram pirinç, 100 gram yulaf, sınırsız kuru yemiş yiyordum, yağlanmıyordum. Haftanın iki günü sushi yiyordum, yine yağlanmıyordum. Aslında pizza lahmacun tatlı desem yağlanmayacaktım ama ah o benim disiplinim yok mu? Bozmadığım için tertemiz ve dev gibi büyüdüm. Açıkçası tabii ki bu tarihlerde yine fotoğraf makinesi ya da akıllı telefonlar olmadığı için ben büyüdüm, kocaman oldum diyorum ama bunları tasdikleyip destekleyecek çok az kamera görüntüsü ve video var. Çok isterdim ki şu anki sosyal medyada bu akıllı telefonlar 2009'larda da elimizde olsun. Bizde ve benim zamanımdaki her vücutçu da sizde o muhteşem görüntülerini paylaşsalardı. Şimdi öyle görüntüleri bu kadar ilaç kullanımına göre rastlayamıyoruz. Neden rastlayamıyoruz? Daha ki videolarda şu anki anabolik steroid gündemiyle de ilgili sizleri bilgilendireceğim. 2009-2012 5. videomuz da sona erdi. 2019 ve 2012 yılları arasındaki kullanımım ve tecrübelerim bu şekildeydi. 6. videoda görüşmek üzere.